Peki ben hemen şuna değinmek istiyorum. Özellikle de bu Gezi Parkı olayları sonrasında sosyal medyanın gücü daha ön plana çıktı ve Sayın işte Binali Yıldırım da dedi ki özellikle bu süreç içerisinde Türkiye Cumhurbaşkanlığı'na kadar çok sayıda ve çok ilgili makamlara siber saldırılara maruz kaldık denildi. Ve Türkiye'de herhalde bildiğim kadarıyla çıkan komisyondaki raporda ilk 10 maruz kalan ülkelerin arasına girdik. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani neden de Türkiye böyle bir saldırılara maruz kalıyor? Acaba önlenilmiyor mu? Önlenmiyorsa sebepleri neler? Şimdi Türkiye'nin birincisi biz geçen sene size bahsettiğim parantez içerisindeki komisyon çalışmaları, bilişim araştırma komisyonu çalışmalarında belirttiğimiz gibi Türkiye'nin altyapısı yetersiz. Çok geç kalındı. Tüketici olmak için her şey yapıldı. İktidar tarafından bunu çok mükerrer defalar ben hem meclis kürsüsünden çok dile getirdim bunu hem televizyonlarda çok anlattım bunu. Ve o raporda normalde bu var zaten. Teorik olarak her şey yazıldı. Ve uygulamadıkları halde böyle bir şeyi söylüyorlar. Türkiye neden bu kadar çok saldırıya maruz kalıyor? Bir, aydınlığa karşı karanlıkla uğraşan bir hikaye var ve bu Twitter gibi, bilişim gibi, bilim gibi işler aydınlığın hizmetinde ve orayı elinde tutanlar Türkiye'nin karanlık bir hikayesi olduğuna inanıyor. Dünyanın her yerinde Türkiye'de özgürlüklere karşı yapılan bütün saldırılara karşı birlik oldular. Ve Türkiye gibi ülkelere saldırıyorlar zaten. Rusya'da da böyle şeyler vardır bir vesile. Amerika'da da vardır bazı şeyler böyle. Bütün aslında aydınlık bilime inanan, teknoloji uğraşan insanların %70-80'i özgürlükçüdür. Yani bunu böyle kabul etmek lazım. Bu böyledir. Yani tek dil üzerinden bir dil konuşmaya başladı. Dünyayla dil, ortak dili konuşuyorlar şu anda. Ve bu kadar çok Türkiye'nin dışından saldırıların özellikle olması seni yasakçı ve sivil diktaya götürdüğün bir hikayeyi algılayabilen ve bu mecraları yaratan insanlar ve bunlarla beslenen kitle, aydınlığa inanan kitle sana bir taarruz yapıyor. Ve senin altyapın da zayıf zaten. Bu %100. Bunu ben 10 yıl öncesinden beri yapılmadığını iddia ettim zaten. Ve Türkiye gerçekten önümüzdeki süreçte korkunç sıkıntılara maruz kalacak. Yani bu açık kaynak kodlu yazılımlarımız yok. Teknoloji geliştiremiyoruz. Göktürk diye bir uydu atıyorlar. Oradan yerli yaptık diye bir böyle bir balonu, böyle bir çok affedersiniz yalanı insanlara inandırmaya çalışıyorlar. Peki yerli de neden Çin'den atıyorsun? Yani şimdi en basit bunu aklına getirmiyor mu insanlar? Yani bunun yazılımı sen mi yaptın? Bunun bütün hikayesini sen mi yaptın? Sen yaptıysan burada yapıp niye atmadın? Kalkıp orada gidip ODTÜ'den bunu atmaya çalıştığında bakın o gün bile orada bunun ne olduğunu bilen çocukları 8, 9, 6 ay, 7 ay, 8 ay içeride yatırdılar. Karşı çık diye çocuklar. Yani böyle bir ülke dünyanın her tarafında bu aydınlık hikaye, bilişim böyle bir şeydir. İnternet böyle bir şey, özgürlük tanımları. Yani bilim bu, bilim bu, bilim. Bilimin dogmaya karşı savaşıdır bu. Türkiye o yüzden maruz kalıyor bunların hepsine. Bunu başka bir yere çekmesinler yani sonuçta. Sen karanlık bir hikaye anlatmaya çalışıyorsun insana. İnsanlar böyle bir yaşam hayal etmiyor. Dünya ilerliyor. İnsanlar daha iyi yaşamak istiyor. Daha tad almak istiyor hatta ve saygılarını ve kendi özgürlüklerini tanımlamış vaziyette. En azından bir standardı var o özgürlüklerin. Ve sen bunların hepsinin alanlarını daraltıyorsun. Yine tırnak içerisinde tecavüz etmeye çalışıyorsun yaşam alanlarına. Ve bu yapı birleşti dünyada. Ve birleşecek de göreceksiniz önümüzdeki seneler bunlar çoğalır. Daha da büyüyecek ve tehdit de büyüyecek. Yani o yüzden dolayı yani bunu çok anormal karşılamıyorum zaten. Yani keşke olsa da araştırma komisyonunda çok büyük katkım olmuştur. Hiç bu konuda tevazülük yapmıyorum. AKP'lilerde de sorsanız derler ki Erdal Bey yani bu işin mimarlarından biridir der. Keşke o yazdığımızı alıp okusalar da ona göre hareket etseler. Çünkü o yazdığımızı AKP'lilerle birlikte yazdık. Üstelik çoğunluk onlar. Ya çoğunluk onlar zaten yani. Yani o komisyonun da 1/3 onlardı zaten. Hani ben bunu bu ülke için yazdım yani. Bu ülke için yardım ettim. Dostlarımdan, arkadaşlarımdan edindiğimiz, bugüne kadar getirdiğimiz öngörülerimiz, tecrübelerimiz, bilgilerimizden. Keşke okusalardı onları o. Ha Binali Bey'in dediği, Binali Bey bu işi Binali Bey'in Ulaştırma Bakanı
Neden Binali Bey bilişimden uğraşıyor? Bilişimden anlıyor çünkü ben Binali Bey'i eskiden beri tanırım ama bir adam bilişimden anlıyor diye bu işi konuşabilir mi? Konuşabiliyor. Böyle bir şey oluyor. Yoksa Binali Bey'i ben tanıyorum. Yani yıllardır tanıdığım bir adam. Milletvekilinden çok eski tanıyorum ben Binali Bey'i. Kendisine de bunu kaç kere ifade ettim. Meclis kürsüsünden söyledim bunu kendisine. Yani siz sadece bundan anlıyorsunuz diye bu işleri size mi bağlıyorlar yani? İşte iktidarın vizyonu bu kadar. Ben çok net söylüyorum. Bu ülkede bilişim Enformasyon Bakanlığı yok. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde ve gelişmekte olan ülkelerin hepsinde var. Geldiğimden beri iddia ediyorum. Bugün çıkıp her gün mağdur oynayan, ağlayan, zırlayan bir iktidar var. Niye yapmıyorsun bunları? Çünkü vizyonun yok. Sıkıntı bence buradan kaynaklanıyor. Vizyon eksikliğinden kaynaklanıyor. Şimdi biz sizlerle sohbete başlarken vizyondan bahsettik, liderlikten bahsettik nedir diye. Vizyonu koyan liderlerin kendisidir. O misyonu uygulayacak olan kadrolardır. Ya bütün belediyenin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 1990 kadrosunun hepsi bugün bakan kardeşim yani. Şimdi ben söylüyorum işte yani varsa budur yani. Ne?